Gençler merhaba. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Fizik bilimine girişin test kısmına geldik. Kitabımızdan sayfa 13 açacağız arkadaşlar. 13. sayfadaki VIP testle başlayacağız testimize. Daha sonra sıra sende'yi de çözeceğiz. Yani 13, 14, 15. sayfaların tamamını bu videoda ele alacağız. Yaklaşık 20 tane soru çözeceğiz. Şimdi fizik bilimine giriş zaten temel bir konu, giriş seviyesi bir konu. Dolayısıyla da çok zorlayıcı bir konu olmadığı için yani sizlerin buradaki birçok soruyu anında çözebileceğinizi düşünüyorum. Yani şöyle düşünmeyin. İşte hocam zor soru neden yok falan. Arkadaşlar fizik bilimine girişten ne kadar zor soru olabilir? Zaten çok temel bir konu. Söylediğim gibi bu test sadece bazı bilgileri sizlere hatırlatmak üzerine hazırlanmış bir test. Yani çoğunuzun bir iki yanlış dışında pek bir yanlış yapacağını sanmıyorum arkadaşlar. Hadi şimdi sorularla birlikte konuyu biraz daha pekiştirelim canlarım. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda evlerde kullanılan bazı elektrikli aletler verilmiştir. Buna göre bu aletlerin hangilerinin çalışmasında fiziğin alt dalları olan mekanik ve termodinamik birlikte kullanılmalıdır. Şimdi çamaşır makinesinde biliyorsunuz tambur dönüyor sürekli. Dolayısıyla hareket olduğu için mekanik kullanılmalıdır. Bir de çamaşır makinesi yer yer sıcak su kullanması gerektiği için ısı ve sıcaklıkla da bağlantılı yani termodinamiği de alacağız. Yani bir olur. El blenderı, el blenderı sadece dön, dönen bir hareket yapıyor. Yani dinamik e, mekanikle ilgili ancak ısıyla, sıcaklıkla bir ilgisi yok. Ha, el blenderı çalışırken tabii ki sürtünmeden dolayı bir ısısı oluşuyor. Yani ısı oluyor ama bizim el blenderından asıl beklediğimiz görev onun sadece dönmesi yani hareket. Termodinamikle ilişkilendirmiyoruz o yüzden. Saç kurutma makinesi hem pervanesi dönüyor mekanik hem de bazen sıcaklık ayarını arttırıp fön çekiyoruz. Yani ısı ve sıcaklık işin içine giriyor. Dolayısıyla 1 ve 3 dememiz gerekiyor. Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin çalışma prensibi fiziğin alt dalı olan optik ile doğrudan ilgilidir? Yani direkt ilgilidir. Arkadaşlar teleskop zaten optikle doğrudan ilgilidir. Uzak mesafeleri görmemizi yarıyor. MR cihazının optikle bir doğrudan ilgisi yok. MR cihazı daha çok elektromanyetizma ve katal fiziği ile ilgilendirilebilir. Büyüteç. Büyüteç zaten e, mercek kullanıyor. İnce kenarlı mercek kullanıyor. Optikle ilgilidir. Park sensörü. Bu şıkta takılanlar olabilir arkadaşlar. Park sensörleri eğer kameralı bir sensör değilse sadece hani yaklaştığınızda böyle dit 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 diye ötüyor ya. Bu tür bir aletse bunlar elektromanyetik dalgaları kullanıyorlar. Yani bir dalga gönderiyorlar. O dalga eğer bir nesneye çarpmazsa ötmüyor ama nesneye hemen çarparsa yani çok yakınında bir nesne varsa ona göre ötüyor. Yani burada optikten daha çok elektromanyetik dalgaları tercih etmiş. Elektromanyetizmayı daha çok ön plana alabiliriz. Ama bu bir kameralı bir sensörse e, kamera teknolojisini tabii ki optikle doğrudan ilişkilendirebiliriz. Biz burada elektromanyetik dalgaları kullanarak ilişkilendirdiğimiz için park sensörünü almıyoruz. Kapı zili. Kapı zilinin de optikle bir alakası yok. Dolayısıyla iki tanesi optikle ilgilidir. Aşağıda bazı fiziksel büyüklüklerin ölçümü için tasarlanan aletler verilmiştir. Buna göre hangi aletler temel bir büyüklüğü ölçer diyor. Arkadaşlar ampermetre biliyorsunuz akımı ölçer. Temel büyüklükleri de her zaman aklınızda kısa muz olarak kodlayın. Bakın ampermetre burada. Fotometre ışık şiddetini ölçer. I harfi burada. Barometre açık hava basıncını ölçer. Basınç temel büyüklük değildir. Yaylı kantar diğer adı dinamometre. Neyi ölçer? Kuvveti ya da işte ağırlığı ölçer diyebiliriz kuvvet ve ağırlık da temel büyüklük değil. Dolayısıyla sorumuzun cevabı diyor ki temel bir büyüklüğü ölçmek için dediği için sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmalıdır. Geldik bu soruya. Fiziğin bazı alt alanlarında yeni bilgi üretimi yavaşlamışken bazı alt alanlarında ise yeni bilimsel gelişmeler ve bilgi üretimi tüm hızıyla devam etmektedir. Aşağıda sütun grafiğinde KLM alt alanlarına ait yeni bilimsel gelişmeler ve yeni bilgi üretim seviyeleri verilmiştir. KLM hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekmesi gereken L. Yani yeni bilimsel gelişmelerin en çok yaşandığı fiziğin alt dalı katal fiziğidir. Yani mekanik değildir. Mekanik çok eskiden popülerdi. Yani teknoloji çok ilerlemediği zamanlarda mekanik popülerdi. Ama teknoloji ilerledikçe yarı iletken teknolojisi, nanoteknoloji bunlar işte akıllı bilgisayarlar, yapay zekalar, 3D yazıcılar, kuantum bilgisayarları gibi şeyler popüler oldu. Yani mekanik değil popüler olan. Dolayısıyla L harfinde mekaniği, optiği çok rahat bir şekilde eleyebiliriz. Direkt burada katı hal fiziği aslında termodinamikle de ilgili çok çalışmalar var. Ama katı hal daha ön plana çıkıyor burada. Özellikle yarı iletkenlik, süper iletkenlik, nanoteknoloji yani çağımızın teknolojisi adeta teknoloji deyince zaten akla direkt katal fiziği geliyor. E, dolayısıyla ben katal fiziğini L olarak seçeceğim. Daha sonra ikinci yani popüleritesi L'den bir tık düşük ama yine de popüleritesi olan termodinamiktir arkadaşlar. Yani K'ya termodinamik gelir. Popüleritesi en az olan günümüz teknolojisinde en az hani gelişme gösteren de mekanik diyebiliriz ve sorumuzun cevabını C şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerden hangisinin birimi SI birim sistemine uygun değildir? SI uluslararası birim sistemi demek kütle kilogram olacak. Sürat metre bölü saniye herhangi bir sorun yok. Çünkü metre SI birim sisteminde uzunluğun birimi. Saniyede zamanın birimi olduğu için metre bölü saniyede herhangi bir sorun yok. Basınç Newton bölü metre kare. Şimdi arkadaşlar burada Newton kuvvetin birimi. Yani e, F'in birimi. Şimdi basıncı P harfiyle ile gösteriyoruz ve basınç, basınç kuvveti bölü yüzey alanıyla bulunan bir formülü var. Yüzey alanı zaten direkt metrekare herhangi bir sorun yok. Basınç da arkadaşlar buradaki kuvvet de kuvvetin birimi Newton. Şimdi Newton nereden geliyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi F eşittir MA'yı sanırım duymayanınız yoktur. Burada M yerine kilogram, A yerine de metre bölü saniye kare yazıldığı zaman kilogram metre bölü saniye kare diye açılır. İşte bu kilogram metre bölü saniye kareye demişler ki biz her zaman böyle uzun bir şey kullanmayalım. Biz buna bir isim verelim. Yani kilogram metre bölü saniye kareye biz bundan sonra Newton diyelim. Dolayısıyla N harfiyle gösterelim. Yani bu N harfi aslında açıldığı zaman içerisinde kilogram var, metre var, saniye kare var. Yani herhangi bir SI birim sistemiyle uyumsuzluğu yok. O zaman bunu da kabul edeceğiz. Enerjinin birimi jüldür. Bu da SI birim sistemine uygundur. Öz kütle arkadaşlar öz kütle maddenin kütlesinin hacmine oranıdır. Kütle yerine kilogram, hacim yerine de metre küp alınırsa SI birim sistemine uygun oluyor. Yani e, kilogram yerine gram kullanırsan, metre küp yerine de santimetre küp kullanırsan bu SI birim sistemine uygun değil. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E şıkkı olmakta. Tıpta kullanılan ultrason cihazları çok yüksek frekansta ses dalgaları üreterek çalışırlar. Oluşturdukları bu ses dalgaları yardımıyla görüntü elde edilir. Buna göre ultrason cihazlarının, bakın dikkat edin, ürettiği ses dalgası. Şimdi ultrason cihazı da kompleks bir cihazdır. Yani böyle el blenderı gibi ya da saç kurutma makinesi gibi bir cihaz değildir. Ultrason cihazının, bakın cihazın ana mantığında katal fiziği yasaları da var. Ama biz burada ultrason cihazlarının ürettiği ses dalgasına odaklanıyoruz. Şimdi ses dalgası mekanik bir dalgadır. Dolayısıyla biz mekanik dalgayı da neyle ilişkilendireceğiz? Tabii ki mekanik alanıyla ilişkilendireceğiz. Diyor ki ve bu dalgaları yani bu ses dalgaları tek, görüntüleyen ekran teknolojisi. Arkadaşlar ekran teknolojisi de elektrik ve manyetizma ile ilgilidir. Sonuçta e, orada bir görüntüleme var. Yani manyetizma ve elektrik birebir ilgilidir. O yüzden biz burada mekanik ve elektromanyetizmayı tercih ediyoruz. Ancak bana burada birisi dese ki hocam mekanik ve katı hal fiziğini de ben tercih ettim. Ben çok yadırgamam hatta yani tartışabiliriz. Çünkü e, burada sorunun soruluş şekline göre öğrencim diyebilir ki hocam ekran teknolojisinde LCD'ler kullanılıyor. Plazma TV'lerde kullanılıyor. Ama plazma TV'ler yüksek enerji ve plazma fiziğine giriyor. İşte katal fiziğine giren teknoloji LCD teknolojisi. Yani buradaki ekranın LCD olduğu var falan filan böyle derinlemesine gidilirse katal fiziğine bir bağlantı kurulabilir. Ama ben burada ekran teknolojisi derken elektriği manyetizmayı düşünerek bu soruyu yazdım. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da mekanik ve elektromanyetizma olarak e, buluyoruz C şıkkı. Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi fizikteki temel büyüklüklerden birisini ölçmez? Şimdi temel büyüklüklerden birisini ölçmez diyor dikkat ederseniz. Arkadaşlar kumpas uzunluk ölçer. Dolayısıyla uzunluk e, nedir? Temel büyüklük. Saat bir zamanı ölçer. Zaman nedir? Temel bir büyüklüktür. Eşit kollu terazi kütleyi ölçer. Kütle temel bir büyüklüktür. Barometre basıncı ölçer. Basınç temel bir büyüklük değildir. Soru da zaten bunu soruyor. E, termometre yine sıcaklığı ölçtüğü için temel bir büyüklüğü ölçecektir. Yukarıda verilenlerden hangileri fiziğin alt dalları arasında yer alır? Arkadaşlar şimdi sizin duyduğunuz her şey fiziğin alt dalı değil. Mesela kuantum fiziği diye popüler bir fizik var. Ama bu fiziğin alt dalı olarak nitelendirilmiyor. Fiziğin 8 tane alt dalı var. Ve biz bunların baş harflerinden hatırlarsanız ne yazmıştık? Kamyonet. Hatırlayalım mı hepsini? Neydi bu? Katal fiziği. Bu neydi? Atom fiziği. Bu neydi arkadaşlar? M harfi mekanik. Buradaki Y yüksek enerji ve plazma fiziği buradaki o optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik şeklinde. Bunların dışında fiziğin alt dalı yok. Yani biyofizik, me e, biyofizik, metafizik gibi bunlar alt dalı değil. Optik, mekanik. 1 ve 4 arasında yer alır dediği için sorumuzun cevabı 1 ve 4 olacaktır. Diyor ki hangileri hem temel hem de skalerdir? Yani yönü olmayacak. Şimdi arkadaşlar, metre e, burada skaler midir? yoksa vektörel midir ya da temel midir en azından. Metre temel bir büyüklük. Aynı zamanda temel büyüklüklerin tamamını da bir skaler olarak kabul ettiğimiz için hani kısa uzun tamamı skaler. O zaman hem temel hem skaler. Birinci madde uyuyor. Metre kare. Arkadaşlar metre kare bir alandır. Şimdi alan temel bir büyüklük değildir. Çünkü sen mesela bir dairenin alanını bulurken daire derken evden bahsediyorum. Mesela bir evin odasındaki bir odayı bir kenara A bir kenarı B. Buranın alanını bul dediğimizde A ve B'yi çarpıyorsun. Yani bir formül uyguladığın anda o temel olmuyor. O türetilmiş oluyor. Çünkü sen burada iki boyutu çarptığın an yeni bir e, üretiyorsun. Türetiyorsun. Bu temel değil. Türetilmiştir. O zaman bu olmaz. Kalori ısının birimidir. Isı zaten temel bir büyüklük değildir. Buradaki metre bölü saniyede hızın ya da süratin birimidir. Bunlar da temel büyüklük değildir. Çünkü yolu zamana bölerek buluyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız bir olmak. Bu soruya geldiğimizde ise ısı yalıtımı, klima, kalorifer petekleri gibi kavramlar fiziğin en çok hangi dalı ile ilgilidir? Zaten ısıyı, klimayı, kaloriferi, ısı ve sıcaklıkla ilgili kavramları duyduğumuz anda ne diyeceğiz? Termodinamikle ilgilidir diyeceğiz. Yukarıda verilen niceliklerden hangileri türetilmiş büyüklüktür? Neydi? Kısa muz dışında kalanlar türetilmişti. Uzunluk türetilmiş değil temeldir. Sürat türetilmiştir. Akım şiddeti temeldir. Isı türetilmiştir. Dolayısıyla 2 ve 4 olmalıdır. Çünkü soru bize türetilmiş olanları soruyor canlarım. Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziğin teknolojideki uygulama alanlarına girer? Hastanelerde kan gruplarının belirlenmesi işte A RH pozitif, AB RH negatif gibi kan grupları daha çok biyoloji ile ilgili, fizikle ilgili değil. Bilgisayarın CD üzerindeki veri okuması. Arkadaşlar burada lazer ışınları kullanıldığı için yani fizikle ilgili bir teknoloji kullanılıyor. Uydu anteni ile görüntü alınması. Yani radyo dalgaları kullanıldığı için radyo dalgaları da elektromanyetik dalgalardır. Dolayısıyla fizikle ilgili bir teknoloji uygulamasıdır. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olmaktadır arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri katı hal fiziğindeki bilgilerle üretilen araçlardandır? Arkadaşlar LCD televizyon teknolojisi katı hal ile ilgilidir. Güneş pilleri yani yarı iletken teknolojisi, güneş pilleri, diyotlar, led'ler bunların hepsi arkadaşlar şarjlı piller yani bataryalar tamamı katı hal ile ilgilidir. Büyüteç optikle ilgilidir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan için yaptırılan Üsküdar Mihrimah Sultan Camii Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Mihrimah Sultan ay parçası gibidir ve bir efsaneye göre Mimar Sinan onu sadece bir kez görmesine rağmen aşık olmuştur. Olaya bak sen olaya. Aşkını ifade etmek isteyen Mimar Sinan Kanuni Sultan Süleyman'a haber vermeden bak bak sen. Sen padişaha haber vermeden iş çevireceksin ellen her an gidebilir. Ama aşk varsa işin içinde adam onu da demek ki göze almış abi ben ne diyeyim yani. Herkes göze alamaz, ben alamazdım. Mimar Sinan Kanuni Sultan Süleyman'a haber vermeden Edirne Kapıda Mihrimah Sultan için ikinci bir cami inşa etmeye başlamıştır. Mihrimah Sultan'ın doğum gününde güneş Edirne Camiinden aşağı doğru inerken ay Üsküdar'da bulunan diğer Mihrimah Sultan caminin arkasından yükselmektedir. Yani birisi iniyor, diğeri çıkıyor. Parçada bahsedilen efsaneye göre. Yani bu parçaya bağlı kalacağız. Çünkü parçada bahsedilene göre. Bununla ilgili başka efsaneler de anlatılıyor. Mimar Sinan'ın camileri inşa ederken mekanik, optik ve katal fiziği ait alanlarından hangilerinin ürettiği bilgilerden faydalandığı iddia edilebilir. Bakın parçaya göre dediğine lütfen dikkat edin. Bu parçanın üst kısmında zaten fizikle ilgili bir şeylerden bahsetmiyor. Mimar Sinan'ın aşık olmasından bahsediyor. Ama alt tarafına geldiğimizde diyor ki Mihriman Sultan'ın doğum gününde Güneş Edirne Camii'nden aşağı doğru inerken yani Güneş'in inmesi o anda Ay Üsküdar'da bulunan diğer Mihriman Sultan Camii'nin arkasından yükselmektedir. Yani Güneş'in ve Ay'ın konumuna göre bu camileri inşa etmiş. Güneş'in ve Ay'ın konumu mekanik yasalarıyla açıklanır. Yani kütle çekim yasalarıyla açıklanır. Dolayısıyla burada mekanik bilgilerini kullanmış diyeceğiz. Şimdi Mimar Sinan zaten burada cami inşa etmiş yani tabii ki de mekanikle ilgili diye düşünebilirsiniz ama burada e, Mimar Sinan'ın camileri inşa ederken işte dengesinden, statiğinden falan bahsetmiyor yani öyle bir şeyden bahsetmiyor. Güneşin Edirne Kapı Camii'nden aşağı inerken Ay'ın da Üsküdar'da bulunan diğer camiden yükselmesinden bahsediyor yani konumlarından bahsettiği için. Burada mekanikle ilgilidir. Optikle ilgili değildir. Birçok öğrenci optikle ilgili olduğunu da düşünebilir. Hani güneş geçiyor, ay geçiyor diyebilir ama güneşin burada ışığından bahsetmiyor. Güneşin ışığının bir yere vurup bir gölge oluşturmasından vesaire bahsetmiyor. Böyle şeylerden bahsetseydi yani burada bir ışık olayından bahsedilseydi optikle ilişkilendirirdik. Şimdi güneş bizim ışık kaynağımız. Yani adam sana sadece güneş dedin mi sen tamam optikle ilgilidir. Hani böyle denmez parçaya göre burada mekanik çıkarılabiliyor. Katalfiz ile zaten işimiz yok. Dolayısıyla sorunun cevabı yalnız 1. Ancak hani 1 ve 2 yapanlar da üzülmesine gerek yok. Ee, gayet yapılabilir bir hata. Geldik şimdi sıra sende sorularına. Bu soruları tabii ki de önce videoyu durdurup sizin çözmeniz çok önemli. Daha sonra benle birlikte ilerlemeniz önemli. Fiziğin alt alanlarından termodinamik olaylarından hangileriyle ilgilenir? Termodinamik maddelerin ısı iletimi. ısı varsa işin içinde termodinamik var. Katıların yerleşmesi yani ısı alan maddenin hacimsel olarak büyümesi. ısı veren maddenin büzüşmesi. Bunlar yine termodinamikle ilgili. Mıknatıslar arası etkileşim elektromanyetizma ile ilgili. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmaktadır arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. Yukarıda verilen büyüklüklerden hangileri SI birim sistemine uygun değildir? Bakın arkadaşlar. Konu zaten bu. Yani siz diyebilirsiniz ki hocam bunun benzerini az önce testte de çözmüştük. Ama konu bu. Konuyu peştirmemiz gerekiyor. Yani test kısmında da sordum. Konuyu anlatırken de böyle örnek çözdüm. Şimdi de çözdürüyorum. 2-3 defa tekrar ettiğimizde unutma şansımız yok. Şimdi arkadaşlar santimetre SI birim sistemine uygun değildir. Dolayısıyla bizim bunu tercih etmemiz gerekiyor. Bu uygun değil. Vücut sıcaklığı 37 derece diyor. Santigrat bizim temel büyüklüğün birimi değil. Kelvin demesi gerekiyordu. Yani bunu da alacağız. Arabanın hızı 40 metre bölü saniye. Metre ve saniyede sorun yok. Yani bu temel büyüklük bunu almayacağız. Çünkü soru bize Temel büyüklük e, SI birim sistemine uygun olmayanları soruyor. Cisimlerin kütlesi 3, e, 3 kilogram. Kilogram zaten temel e, SI birim sistemine uygun. Burada 2 litre diyor. Arkadaşlar bakın hacim olarak litre bir birimdir. Ama SI birim sisteminde hacimden bahsediyorsanız metre küp olmak zorunda. Yani bir cismin hacmini bulmak için ne yapıyorsunuz? Enini, boyunu ve yüksekliğini çarpıyorsunuz değil mi? Eninden bir metre geliyor. Boyundan bir metre geliyor. Bir de yüksekliğinden metre geliyor. Metre 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 çarpılınca metre küp yapıyor. Esay SI birim olması için burada metre küp demesi lazım. Litre olmaz arkadaşlar. Yemek 300 saniye sonra hazır. 300 saniye saniye kullanıldığı için esay SI birim sistemine uygun. Ama deseydi ki yemek 5 dakika sonra hazır. Esay SI birim sistemine uygun değildi. Yani bu da uygundur. Sorumuzun cevabı ne olur arkadaşlar? 1, 2 ve 5. Yani D şıkkı olmak. Geldik bu soruya. Yukarıda verilen büyüklükler ile ilgili birim eşleştirmelerinden kaç tanesi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar hızın birimi metre olmaz. Bu yanlış. Metre bölü saniye demesi gerekiyordu. Akım şiddetinin birimi amperdir. Bu doğru. Zamanın birimi saniyedir. Bu doğru. Enerjinin birimi jüldür. Bu doğru. Sıcaklığın birimi kalori değil. ısının birimi kaloridir sıcaklığın birimi nedir arkadaşlar? Kelvin'dir. Yani bu da yanlış. Kaç tanesi yanlıştır dediği için iki tanesi yanlıştır diyeceğiz. Bu soruya geldiğimizde ise yukarıdakilerden hangisi fizik ile ilgili bir problem değildir diyor. Şimdi araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak fizikle ilgili. Neden? E çünkü arkadaşlar aracın sürtünmesini azaltman lazım ki hani yakıt tasarrufu sağlasın. Gereksiz sürtünmeler olursa motorun yapısında şurada burada ne olur gereksiz yere enerji harcarsın. Dolayısıyla da tasarruf sağlayamazsın. Başka mesela aracın yapısını mühendisler inşa ederken aracın dış gövdesinden bahsediyorum. Rüzgardan daha az etkilenecek şekilde dizayn ediyorlar değil mi? Yani aracın aerodinamik yapısını da yaparken yine fizik yasaları kullanılıyor. Yeni enerji kaynaklarını araştırmak yine fizikle ilgilidir tabii ki. Yıldızların insan davranışları üzerindeki etkileri fal falcılık fizikle ilgisi olmayan bir olaydır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Sadece duyu organlarıyla yapılan gözlemlere nitel diyorduk. Buradaki T harfi bizim için tahmin anlamına geliyordu. Kesinlik belirtmeyecekti. Diyor ki hangileri niteldir? Nitel gözleme örnektir diyor. Bakın bardaktaki limonata ne kadar soğuk. Yani sana göre soğuktur bana göre o kadar da soğuk değildir. Yani burada bir ölçüm aleti yok. Net bir sonuç yok. O zaman bu niteldir. Ali'nin boyu Kemal'in boyundan tam 10 santimetre uzun. Bak ölçü var. Yani bu nedir? Niceldir. Nitel olmaz. Ev ile okul arasında 2 kilometre vardır diyor bak. Vardır. Yani tahmin yapıyor. Ya işte ev ile okul arası 2 kilometre vardır diyor. İşte ölçtün mü? Ölçmedin. E o zaman ne oldu? Tahmin yaptın. Yani bunu atlamış olabilirsiniz. Çünkü 2 kilometreyi gördüğün anda hemen nicel demiş olabilirsin. Ama burada bir ihtimal var, yani tahmin var. Dolayısıyla bu niteldir. Yani sorumuzun cevabı 1 ve 3 olacaktır. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Küresel iklim değişikliği etkileri arttıkça ülkeler yenilenebilir enerji üreten rüzgar türbünleri yatırımlarını arttırmışlardır. Rüzgar türbünlerinde bulunan pervaneler, rüzgar enerjisi sayesinde harekete geçip, bak burada hareketi hemen yakalayacaksın, harekete geçip dönmeye başlar. Ve jeneratör yardımıyla üretilen elektrik bak bir elektrik üretimi var. Buna göre rüzgar türbinleri üretilirken fiziğin alt alanlarından hangilerinin ürettiği bilgilerden faydalanılmıştır. Bir kere hareket vardı dolayısıyla mekanik var. Burada elektromanyetizma var çünkü siz burada zaten elektrik üretiyorsunuz. Elektrik ile ilgili bir iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla elektromanyetizma var. Ama burada deseydi ki işte üretilen elektriğin güneş pillerinde depolanması yani bir e, yarı iletken teknolojisine bir gönderme yapılsaydı o zaman katal fiziği. Termodinamikte de bir ilgisi yok. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 3'tür arkadaşlar. Madde ve özellikleri videosunda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.